Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir dizi gezi ve temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Bakan Yumaklı ilk olarak Keban Barajı rezervuar yüzeyinde tesis edilen Yüzer Güneş Enerji Santrali projesinde incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı'ya Elazığ Valisi Doçent Doktor Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Profesör Doktor Erol Keleş Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve kamu kurum müdürleri eşlik etti. Bakan Yumaklı merkeze bağlı Fatmalı Köyü Beşevler Mezrası mevkisinde Keban Baraj Gölü üzerinde inşa edilen Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerji santralinde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Keban Barajı'nın elektrik üretimi ve sulama için önemli su rezervuarlarından biri olduğunu söyleyerek, sulama projelerinin ülkede yaygınlaştırılması için projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Tarımsal üretim için son derece önemli illerimizden Elazığ'dayız. Şu anda içinde bulunduğumuz alan Keban Barajı'nın kenarı. Keban Barajı hem elektrik üretimi için hem de sulama için önemli su rezervuarlarımızdan bir tanesi. Sulama projelerinin ülkemizde yaygınlaştırılması için de projeler geliştirmeye devam ettik. Yüzer güneş enerji sisteminin önemli olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, özellikle Kuzova pompaj sulaması için ilave bir 3 megawattlık kurulumla birlikte enerji ihtiyacının tamamını sağlayacağız şeklinde konuştu. Sulama projeleri için özellikle şu anda içinde bulunduğumuz alanı düşündüğümüzde, baraj ile sulanacak olan alanların arasındaki kot sebebiyle bu sulamaların pompaj sistemiyle, yani belli bir enerjiyle yapılması gerekti. Elbette bu da yaklaşık %40'lık bir ilave maliyet demekti. Arkadaşlarımız bununla ilgili bir Ar-Ge çalışması başlattılar. Türkiye'de su rezervuarlarının üzerinde güneş enerjisi sistemi kurulumu daha önce birkaç kez küçük çaplı yapılmış, ancak sisteme elektrik verecek hale gelmemiş. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz alan, işte bu Ar-Ge çalışmasının neticesinde sisteme elektrik verecek hale gelmiş, 1 megawattlık bir elektriği sisteme vererek karadaki 2 megawattlık güneş enerjisi sistemini de entegre olarak bu alandaki Kuzova ile ilgili bütün sulamanın yaklaşık yarısının enerjisini sağlar duruma gelmiştir. Bu sistem neden önemli? Birkaç rakam verelim. Her şeyden önce su rezervuarının üzerinde yapmış olduğunuz güneş enerjisi sistemi temiz bir enerji. İkincisi, karada yapılan güneş enerji sistemlerinden %10 daha verimli. Üçüncüsü, bu rezervuarlardaki, elbette ki belli bir planlama ile yapılmış olacak, yapılacak olan güneş enerji sistemleri aynı zamanda karadaki alan ihtiyacı ile ilgili baskıyı da azaltmış olacak. Kuzova için söyleyelim, Elazığ Kuzova için ilave bir 3 megawattlık daha güneş enerjisi sistemi bu arkamızda görmüş olduğunuz su rezervuarında yapıldığı takdirde Kuzova ile alakalı sulama için gerekli olan enerjinin tamamını karşılayacak duruma gelmiş olacak. Bu önemli projenin pilot uygulamasının yapıldığı Elazığ'a ama bütün ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.